Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere toprak cezve nasıl kullanılır, şöyle göstereyim içini de. Eğer ilk kullanımda içiniz rahat edecekse sıcak suyu koyup kaynatıp dökebilirsiniz. Ama biz böyle bir şey yapmadık. Bir çalkalamanız yeterli. Yine burada toprak cezvemiz var. Kütahya bölgesinden alabilirsiniz. Yine bunların tabakları da var. Makineye atılıyor, atılmıyor. Tartışma konusu. Atmasanız iyi olur. Çünkü bu tutma yerleri sıcağı gördüğü zaman bırakabiliyor, kopabiliyor. Bir de hassas olduğu için kırılabiliyor. Şimdi toprak cezvemize suyumuzu koyalım. Evet. Bu şekilde fincanları, kaç fincan içeceksiniz veya misafiriniz varsa, biz iki tane yapacağız. Şöyle, bunlar biraz normalden büyük olduğu için, şimdi bir de normal fincanın yanında da koyayım ben bunu, nasıl görünüyor. Şekerimizi attık, şimdi kahvemizi atacağız. Evet, bu şekilde küçük ocağı tercih edebilirsiniz. Çünkü eliniz yanmaz. Büyük ocağı koyduğunuz zaman eliniz yanar. Şöyle söyleyeyim, burayı tuttuğunuz zaman eliniz yanmıyor. Çünkü burası ısınmıyor. Ama bu bölge ısınıyor. Evet arkadaşlar, şimdi büyüklüğünü ölçelim. Bu görmüş olduğunuz fincan yarısına kadar. Şimdi diğerini ölçelim. Bu da yarıdan biraz fazla gibi. Yani bayağı bir boşluk var. Yani bunlara bakarak orta boy diyebiliriz. Yani küçük boyun bir üstü. Gelelim toprak cezvemize. Bunu illaki Kütahya bölgesinden almanıza gerek yok. Online alışverişte de bulabilirsiniz. Birçok site satıyor bunu. Tabii ki üretim yerinden daha farklı bir fiyat olması normal. Arıcılar girdiği için arıcılar da kar koyuyor. Toprak olması nedeniyle tadı daha güzel diyebiliriz. Şöyle hafif hafif pişmeye devam ediyor. Burası hala soğuk. Evet. Karıştırmaya gerek var mı? Bir bakalım. Eğer kahve pişerken sürekli karıştırırsanız köpük tamamen ortadan kaybolur. Duyduğuma göre bazıları kahve pişirirken karıştırmaya devam ediyormuş. Yani sürekli böyle salep pişirirken veya işte sütlaç ve benzeri pişirirken karıştırıyorlarmış. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kahvenin daha tatlı olması için mesela kahve makinelerine koyduğunuz zaman kahve makineniz kahveyi sürekli karıştırmıyor. Sadece şekerin karışması ve kahvenin suyla bir defa karışması yeterli. Onun haricinde hafif zaten kaynayarak karışıyor. Bunu mesela mangalda falan da kullanabilirsiniz. Pikniğe gittiniz diyelim ki, orada mangal ateşinin üstüne bunu koyup pişirebilirsiniz.
kahvemiz pişerken fincanları söyleyeyim. Bu fincanlar normal fincana göre çok sıcak oluyor. Yani sıcak tutuyor. O yüzden daha geç soğuyor. Evet, kahvemiz de hafif olmak üzere. Hafiften. Çok az kaldı. Evet. Böyle de yapabilirsiniz veya kahve kaynamaya başladığında fincanlara biraz biraz da koyulabilir. Köpüğü eşit olsun diye. Normal kahve makinelerine göre çok daha fazla köpürüyor. Evet, hala köpük var mesela. Birazcık döktük ama sol elimizden kaynaklı durum. Özellikle onu da belirteyim. Şimdi şöyle göstereyim. Cezvenin altında kahve var. Üstü sıcak. Biz de kahveyi dökmek için yan yatırdığımız zaman şu bölgedeki sıcaklık kahveyi sanki altı açıkmış gibi daha da kaynattı. Ondan dolayı da taşmaya sebep oldu. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Baya baya köpüklü yani. Şunu da göstereyim. Eğer imkanınız varsa almayı düşünüyorsanız siz de alabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Son olarak şunları da belirteyim. Tadı normal cezveden veya işte kahve makinesinden çok daha lezzetli. Sadece köpük olarak değil, yavaş yavaş piştiği için, toprakta piştiği için daha lezzetli diyebiliriz. Eminim deneyenler de muhakkak beğenecekler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.